Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nahl suresi 77-83 ayetlerini, bu iki arayı değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ. Kıyametin emri اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَرِ. Göz açıp yumuncaya kadar bir durumdur. اَوْ هُوَ اَقْرَبْ. Hatta bundan daha yakın, daha kolay bir meseledir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Ve Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, önümüzde ölüm var ve önümüzde dünyanın ölümü olan kıyamet var. Bunlar gaybi şeyler. Bunlar ne zaman olacak? Bilemiyoruz. İnsan ne zaman ölecek bilemez. Kıyamet ne zaman kopacak bilemez. Bunlar gayba aittir ve göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, Allah'a aittir. Kıyametin gelmesi burada bir göz açıp yumma gibi o kadar kolay, hatta bundan daha da yakın bir olay olarak nazara veriliyor. Yani bir insan gözünü yumar açar, ne kadar basit gibi bir olaysa, kıyametin kopması da Allah'ın gücüne nispetle, Allah'ın kudretine nispetle o derece kolay bir durumdur. Bir alem yaratmak, bir alem gayba göndermek Allah'a nispetle zor değildir. Ve Allah-u Teala geniş zaman dilimlerine yayarak daima kıyametin örneklerini gösteriyor. Mesela dünkü gün bitti, sanki dünkü günün kıyameti koptu. Allah-u Teala her günde kıyamet örneği veriyor. Bugün güneşin batmasıyla, ortalığı zifiri bir karanlığın kaplamasıyla bitiyor ve artık kıyameti kopmuş oluyor. Ama sabah olduğunda güneş tekrar doğuyor. Adeta yeni bir alemin kapısı aralanıyor ve yeniden hayata merhaba deniliyor. Ve insanlar her gece 6-7 saat uyuyor. Sabah tekrar adeta diriltiliyor. Bu anlamda baktığımızda öldükten sonra dirilmenin, kıyametin çok numunelerini gerek her gün, gerek her ay, gerek her yıl, gerekse uzun zaman dilimlerinde görmekteyiz. Mesela geçen yılın baharı bitti. Sonbahar geldiğinde kıyameti koptu. Araya bir kış girdi ve derken tekrar bahar geldi. Bu kıyametin bir misali. Sonbahar kıyamete ve tekrar baharın gelmesi, o da haşre, öldükten sonra dirilmeye bir misal. Öte yandan insanlık alemi 60-70 yılda bir tazeleniyor ve 60-70 yılda o dönemin insanları yer değiştirmiş oluyor. Onlar vücut sahasında görüldüler, vazifelerini yaptılar veya yapamadılar, diğer aleme gönderildiler. Ve bu anlamda dünyanın geçirmiş olduğu başlıca devirler var. O devirlerin her birisi de adeta bir kıyamet gibi. Bu tarzda her an, her saat, her gün, her mevsim ve değişik zaman aralıklarında Allah-u Teala kıyametin numunelerini biz insanlara gösteriyor. Dolayısıyla gaybde olan, ileride gelecek olan kıyameti Allah'ın kudretinden istibat etmek, akıldan uzak görmek akıl kârı bir durum değil. Ve Allah her şeye kadirdir. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. La ta'lemune şey'e, bir şey bilmez halde çıkardı. Ve ceale lekumus sem'a vel absara vel ef'ide, ve size kulak, göz ve kalpler verdi. Leallekum teşkurun, ta ki bunlarla Allah'a şükredesiniz diye. Burada Allah-u Teala'nın insanın dünyaya gelişiyle alakalı bir hükmünü görüyoruz. Allah insanları ana rahminden bu dünyaya gönderiyor. Yeni dünyaya gelenleri görmesek ana rahminden dünyaya geldiğimize herhalde ihtimal veremezdik. Bir zamanlar 9 ay orada yaşadığımızı herhalde bilemezdik. Ama yeni dünyaya gelen bebekleri görüyoruz. Onların doğumlarına şahit oluyoruz ve oradan geldiklerini biliyoruz. Böylece kendimizin de bir zamanlar orada bulunduğunu anlamış oluyoruz. İşte insan ana rahminde dünyayı bilmiyor ama daha sonra dünyaya merhaba diyor.
Ahiret de bunun gibi. Yani kıyamet kopması, kıyametten sonra insanlara yeniden hayat verilmesi, insanın dünyaya gönderilmesi gibi bir durum. Nasıl ki ana rahmindeki günlerimizden haberimiz yok, o günleri unutmuşuz. Benzeri bir şekilde insanların şu anda kabirde bir hayatları var. Ama kabirden sonra başka bir hayata çıkacaklar ve o alem başka bir alem olacak. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ Artık o gün arz başka bir arz, semavat başka bir semavat olacak. Şu ana kadar geçirdiğimiz menzillerden madem ki kıyametin çok numunelerini görmüşüz, elbette büyük kıyameti ve kıyametten sonra tekrar dirilmeyi uzak görmemek gerekir. Ve Allah-u Teala bizlere göz, kulak, kalpler verdi. Ta ki bunlarla şükredelim diye. Göz ne kadar büyük bir nimet. Renkler alemine onunla açılıyoruz. Kulak başka bir nimet. Sesler alemine onunla açılıyoruz. Ya hiçbir şey duymasaydık, ya hiçbir şey görmeseydik, sanki varlığın tadını o zaman alamamış olacaktık. Ve idrak nimeti, görme, anlama nimeti bunlardan mahrum kalacaktık. Demek ki Allah'ın bize göz, kulak, kalp, akıl bu gibi nimetleri vermesi şükretmemiz için. Ve bunlar cihanbaha olan nimetler, kadri kıymetini tam da takdir edemediğimiz ama son derece kıymeti olan nimetler. Elem yarav ila tayr, onlar kuşlara bakmadılar mı? Musahharatin fi cevvis sema, onlar Allah'ın emriyle cevvis semada, atmosferde musahhardırlar. Ve Allah'a bir itaatle oralarda yollarına devam ederler. Gerçekten bunu görüyoruz. Gökyüzü kuşlarla şenlendirilmiş. Denizde balıklar var. Karada değişik hayvanlar var. Gökyüzünde de uçan kuşlar var. Yani Allah nelere kadir? Hem denizde yüzenleri yaratıyor, hem havada uçanları yaratıyor, hem de görmediğimiz alemlerde oraların sakinleri olan melekleri yaratıyor. İşte kuşlar Allah'ın emriyle cevvi semada, atmosferde musahhar, Allah'a itaat halindeler. Ve onların cıvıltıları Allah'a bir tesbih sadası ve bunların aynı zamanda görevleri de var. Mesela kartal gibi, akbaba gibi olanlar leşleri temizliyor. Böylece Allah'ın mülkünde temizlik görevini eda etmiş oluyorlar. Ve ormanlar, dağlar gibi yerde ölenler bu gibi hayvanlar tarafından temizleniyor. Böylece yeryüzü pırıl pırıl tertemiz kalıyor. Demek ki onlar Allah'ın emriyle musahhar, Allah'ın emrine itaatkar. مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهِ Bunları tutan ancak Allah'tır. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İnanan kimseler için bunda ayetler vardır. Şöyle bir düşünecek olursak, insanlık tarihi binlerce yıl geriye doğru uzanıyor. Binlerce yıl zarfında kuşlar uçtu, sinekler, kartallar uçtu. Biz seyrettik. Ve onlara da özendik. Kanatlarımız yok ama acaba günün birinde biz de uçabilir miyiz dedik. Cenab-ı Hak akıl kanadımızı devreye soktu. İnsanlar deneme yanılma yoluyla ve gökyüzündeki kuşları incelemek suretiyle uçma sistemlerini geliştirdiler ve Allah'ın havaya koyduğu kanunları keşfettiler ve kuşları incelemek suretiyle kanat yapısını geliştirdiler ve derken günümüzde insanlar kuşlarla beraber uçabiliyor. Uçaklar vasıtasıyla kuşlardan daha da süratli bir şekilde insanlar uçabiliyor. Demek ki kuşların o gökyüzündeki o manzarası, onların o hareketleri bize de bir ders, bir ibret ve Allah-u Teala kuşları adeta uçaklara bir model olarak yaratmış. Ve insanlar da bunu değerlendirmişler. Uçan cisimleri, yani uçakları yapabilmişler. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah evlerinizde sizin için bir sükunet verdi. Yani insanın gerçek anlamda sükunet bulacağı yer yuvasıdır. Kuşların nasıl yuvası var? İnsanların da aile yuvası var ve aile yuvası küçük bir cennet olabilir. Aile yuvası insanın bir huzur diyarı olabilir. Normalde
insanlar bu şekilde yaratılmışlar. Aile hayatıyla beraber olacak ve sükunet bulacak şekilde yaratılmışlar. Ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten, ve Allah hayvanların derilerinden, işte koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanların derilerinden size evler nasip etti. Testahifuneha, bunları kolaylıkla yükleniyor, götürüyorsunuz. Yevme zanikum ve yevme ikametkum. Hem göç ettiğiniz zaman, göçebe hayatta, hem de yerleştiğiniz yerde bunlardan istifade ediyorsunuz. Günümüzde yine bunlardan istifade edilmekte. Ama özellikle göçebe hayatta hayvanların derilerinden yapılan çadırlar insanların yaşama yerleri olmuş ve göçebe hayatta insanlar bunlardan fevkalade istifade etmişler. Günümüzde de yine değişik şekillerde istifade edilmeye devam ediyor. Ve min asvafiha ve evbariha, bunların yünlerinden, kıllarından, ve eşariha, bunların kıllarından, derilerinden, esasen ve meta'an ilahin, belli bir süreye kadar eşya olarak faydalanıyor ve bu nimetlerden istifade ediyorsunuz. Gerçekten de hayvanların yünleri, derileri ve kılları, bunlar insanların istifadesine sunulmuş. Tarih boyunca insanlar bunlardan fevkalade istifade etmişler. Günümüzde de istifade etmeye devam ediyorlar. Ve insanlar bunları bir ev eşyası olarak ve aynı zamanda bir faydalanma, bir ticari meta olarak kullanıyorlar. Vallahu ceale lekum mimma halaga, Allah yarattığı şeylerden sizin için kıldı. Zilalen, gölgeler kıldı. Yani bu da Allah'ın nimetlerinden bir başkası. Gölge diye bir hakikat var. Ağaç var, ağacın gölgesi var. Özellikle sıcak yerlerde gölgenin kıymeti daha da iyi bilinir. Ve o zaman o gölge en büyük nimetlerden birisi olur. Gölge diye bir şey olmasa, her taraf sıcak olsa, insanlar o sıcakta adeta eriyecekler. Ve hayat bir işkenceye dönüşecek. Ama o sıcak yaz gününde böyle gölgelerin de olması ve insanların orada o sıcaktan uzak kalmaları ne büyük bir nimet. Ve ceale lekum minel cibali eknanen, Allah dağlardan size sığınaklar meydana getirdi. Ve ceale lekum serabil tagikumul har, ve sıcaktan sizi koruyan elbiseler. Ve serabil tagikum be'sekum, ve savaş gibi durumlarda, savaşın o şiddetinden ok, mızrak gibi, kılıç gibi şeylerden sizi koruyan elbiseler Allah size nasip etti. Bunlar gerçekten çoğumuzun pek de düşünmediği, önem vermediği, belki farkına varmadığı nimetlerden. Gölge büyük bir nimet. Dağlarda insanlar için sığınak olması büyük bir nimet. Yolculuk esnasında insanların sığınabileceği yerler olması, gölgelenebileceği, istirahat edebileceği yerler olması ne büyük birer nimet. Ve aynı zamanda Allah'ın insanlara elbise nimeti. Ve insanlar sıcaktan soğuktan bu elbiselerle korunuyor. Ve aynı zamanda savaş gibi durumlarda kılıçtan, oktan, mızraktan koruyacak olan elbiseler de, savaş elbiseleri yapılabiliyor. Hazreti Davud Aleyhisselam'a bu noktada Cenab-ı Hak çok büyük imkanlar bahşetmiş. Ve Hazreti Davud, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği imkanlarla ok, kılıç, mızrak gibi şeylere engel olacak, onların şiddetinden koruyacak zırhları ve benzeri şeyleri yapabiliyor. Günümüzde kılıç, artık mızrak, bu gibi şeyler pek söz konusu değil. Ateşli silahlar var. Bu ateşli silahlardan da yine koruyabilen çelik yelek gibi veya doğrudan çelik olmamakla beraber kurşun geçirmez elbise gibi nice şeyler var. Cenab-ı Hak bunların ham maddesini yaratmış. İnsanlar da araştırmak suretiyle bu nimetlerden istifade ediyorlar. Kezalike yutimmu ni'metehu aleykum, Allah böylece size olan nimetlerini tamamlıyor. Leallekum tüslimun, ta ki ona teslim olmanız için. Ve bunlar Allah-u Teala'nın bize olan nimetlerinden. Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetleri var.
Bir de o nimetleri tamamlayıcı nimetleri var. Demek ki bu gibi nimetlerle de Allah-u Teala nimetlerini tamamlıyor. Mesela güneş bir nimet ama güneş bazen çok yakıcı oluyor yaz mevsiminde. O zaman da gölge nimet oluyor. Güneş yine de nimettir. O sıcakta işte bitkiler onunla olgunlaşıyor. Meyveler onunla olgunlaşıyor. Ama insanın çok fazla sıcakta kalması uygun değil. İnsanın gölgelenebileceği yerlerin yaratılması, mağaralar olması, dağlarda evler adeta yaratılması, bunlar Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden. Allah'ın bize vücut nimeti vermesi büyük bir nimet. Bu vücudu örtecek elbise nimeti, o da başka bir nimet. Veya zaman zaman savaş gibi durumlar olabiliyor. Savaşta düşmanın be'sinden, şiddetinden bizi koruyacak savaş elbiseleri, zırh, kurşun geçirmez elbiseler, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın başka nimetlerinden. Demek ki nimetler bizi her taraftan kuşatmış ve o nimetler içinde insan şükretmeli, o nimetlerin farkına varmalı, derinden derine Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunmalı. Ve bunun neticesinde Allah'a teslim olmalı. İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim olanlardan. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ. Rabbi ona demişti ki Allah'a teslim ol. قَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. O da dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu bu kadar nimetleri görüp Allah'tan olduğunu bilmemiz ve Allah'a teslim olmamız. فَاِنْ تَوَلَّوْ. Ama yüz çevirirlerse فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ. Ey peygamber, sana düşen ancak apaçık bir şekilde tebliğ etmektir. Ayan beyan bir şekilde hakikatleri anlatmaktır. Yani insanlar bu kadar nimetlere mazhar olmakla beraber yine de bu nimetleri tam takdir edemeyebilirler. Bu nimetlerin kadri kıymetini bilmeyebilirler. Bu durumda gerek Peygamber Efendimiz, gerekse emsali tebliğde bulunan insanlar ve Allah'ın davetini hatırlatan kimseler artık sorumlu değillerdir. Onlara düşen açık bir şekilde, ayan beyan bir şekilde tebliğ etmektir. يَعْرِفُونَ نِيَمَةَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın nimetini tanıyorlar, biliyorlar. ثُمَّ يُنْكِرُونَ. Ama sonra da inkar ediyorlar. Yani Allah'ın nimetlerine mazhar oluyorlar. Bunların ne kadar önemli olduğunu aslında takdir ediyorlar. Ama Allah'tan olduğunu da hatırlarına getirmiyorlar. وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ve onların ekserisi kafirdir. Küfür örtmek anlamında, kafir örten. Bütün varlık alemi Allah'ı anlatırken sanki varlık aleminin üzerine bir küfür perdesi çekiyor, onların Allah'a olan şehadetini gizliyor. Veya kafir, küfran aynı kökten gelir. Küfranın nimette bulunan, nimetleri takdir etmeyen. Ve maalesef insanların çok büyük bir ekseriyeti Allah'ın nimetlerine karşı nankördür. Cenab-ı Hak bizi çokça şükreden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.